sırası gelmişken diyorum. Tekrardan ihbar ediyorum. Ben de öncelikle geçirdiğimiz bir yerel seçim sonucunda başarınızı tebrik ederim. Söylenecek çok şey de söylendiği için aslında bana söyleyecek çok bir şey kalmadı. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bütün vatandaşlarımızdan bayramını kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. Hastalarımıza hakikaten acil şifalar Amin. diliyoruz. Gerçekten çok zor. Yani bir de bayramda Evet. ziyaretçi kabul edebilen var, edemeyen var, ziyaretçisi gelebilen Evet. var, gelmeyen var. Onun için onların o yalnızlık duygularını da buradan tüm dayanışma duygularımızı yollayarak biraz olsun merhem olalım Evet, isterim ben hepsine de. geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Evet. Hakikaten Türkiye'nin çok büyük devasa sorunları var. Ekonomiden tarıma, Evet. hayvancılığa, eğitim sorunlarımız zaten başlı başına almış başını gidiyor. Umarız bütün siyasal partiler bu noktada yoğunlaşırlar ve ülkemizi bu zor koşullarda güzel bir noktaya taşırlar diye ben de bu bayramın temennisi olarak ifade etmiş olayım. İnşallah tüm insanlığı güzel günler beklesin. İnşallah. Aynı şekilde umut ediyoruz biz de. İnşallah. Diliyoruz ki ülkeyi yönetenler de işçinin, emeklinin, En emekçinin, başta değil mi? gençlerin, Ya. kadınların, engellilerin, yaşlıların, yaşanmış olan yurttaşlarımızın, çiftçinin, esnafın, toplumun tüm kesimlerinin serzenişini Umarız. duymuştur. Umut Evet. ediyoruz ve Umarız. daha sonraki süreçte ayrılığın gayrılığın olmadığı, kutuplaşmayla yönetilmediğimiz, herkesin birlik beraberlik duygusunu hakim kıldığı nice güzel bayramları Amin. kucaklayalım diye İnşallah. Hep diliyoruz. beraber. İnşallah. Evet. İnşallah. Altın kardeşimiz Bodrum'dan geldi. O Muğlalı. Okan kardeşimiz de Çorumlu. Evet, Çorum'dan geldi. Adiye Hanım zaten biliyorsunuz Ankara Ankara milletvekilimiz. milletvekilimiz. Evet, Evet. evet. Daha önce Kadın Kolları Genel Başkan Bizim burada böyle Yardımcısı'ydı. bir Tanışmıştık. Evet, karşılaşmıştık. evet, Sohbetimiz olduğu için evet. kadın kolları sizde değil. Evet. Şimdi biz bir gölge bakanlık sistemi kurduk ama İngiltere'de gölge kabineye de maaş ödeniyor. Sıkı denetim görevi yapılsın diye. Ne yazık ki Türkiye'de denetim görevi yapılmasın isteniyor. Sayıştay bile bu anlamda çok baskı altında biliyorsunuz. O yüzden hem Kadın Kolları Genel Başkanlığı hem de Aile ve Sosyal Hizmetlerden sorumlu Gölge Bakanlık görevim var benim. İkisini birlikte sürdürüyoruz ama ikisi zaten birbirini besleyen görevler. Dolayısıyla şimdi sürdürüyoruz. Sizi de tabii takip ediyoruz senin basından, yaptığınız açıklamalardan. Gerçekten sağlık en büyük hazine, Yaramazdır. en büyük hazine. Ama o hazinemizi Bunun son 10 iyi yılda maalesef sağlık kullanamıyoruz. hizmetlerinin sunumundaki kalite ciddi anlamda düştü Türkiye'de. Ama Yani gene de 7 milyar dolarlık biz ilaç pazarımız 7 evet. milyar dolarlık. Bunun 1 milyar doları da tabii şey harcanıyor. Göçmenlere gelen geçici yerleşimlere işte sığınmacılara. Ama bu arada Türk insanının sadece %15'i yenilikçi ilaçlara ulaşabiliyor. Avrupa ve Kuzey Amerika'ya kıyasla. Kıyasladığınızda 40 yıl çalışmış, emekli olmuş vatandaş akciğer kanseri yenilikçi ilaca ulaşırken 50 tane bürokratik engeli aşmaya çalışıyor. Evet. Sadece vatandaşlarımızın %15'i yenilikçi ilaçlara ulaşabiliyor. Çok düşük bir rakam. Yani bu da bize neyi gösteriyor? Sağlık hizmetlerinin sunumundaki standart ve kalite ciddi anlamda düştü. Yani öyle büyük hastaneler yapmakla, gösteriş odaları yapmakla sağlık hizmetinin sunumu olmuyor. Tabii, Önemli tabii. olan vatandaşın ihtiyacı olan sağlık hizmetini vermek. Görüyorsunuz yüzlerce kişi sırada bekliyor. Büyük gruplar var, ucube bir randevu sistemi var. Evet. Öbür taraftan bakıyorsunuz, hekime 5 dakika veriliyor bir hastayı muayene etmek için. Evet. Böyle bir sistem dünyada yok. Evet. 5 dakikada hekim hastayı muayene edemez. Yani nasıl mecburen 100 tane hasta bakmak zorunda kalıyor. Yani böyle bir sağlık hizmetinin sunumu maalesef hiçbir gelişmiş ülkede yok. Hakikaten bu çok üzüntü verici bir durum. Sağlıkta hızla aşağıya doğru gidiyor mu Sayın Milletvekili? Değerli Başkanım, bir de şöyle bir şey var. Literatürde de sağlık hizmetlerine erişim için hastanelerin en fazla 20 dakika mesafede olması gerekiyor biliyorsunuz. Kesinlikle. Fakat birçok Evet. hastanemizi kapatıp şehir hastanesi açıp o şehir hastanelerinde bile hastaların metrelerce yol yürümesini gerektiren bir düzen kurdukları için
Gerçekten hastalar çok zorlanıyor. Çok haklısınız. Çok iyi bir noktaya temas ettiniz. Bir hasta enfarktüs geçiren bir hastanın 5 dakikada azami 7 dakikada hastaneye ulaştırılması gerekiyor. Bugün evet. Dünyada sağlık hizmetinin standart ve kalitesi bu mümkün. Ama siz bakın şu yıllar bir kente sabahleyin çoğu da hastaların sabah vakti kalp krizi geçirir. Yetişmesi mümkün değil. Değil. Evet. Etlikteki trafiği görüyorsunuz. Aynen. Yani şehir hastanesi strateji yönünden, yerleşim yönünden, şehir trafiği yönünden, savaş yönünden, deprem yönünden hiç stratejik değil. Son derece yanlış bir uygulama. Bizim o kamu hastanelerimizin tekrar açılması gerekiyor. Evet. Ki onlar da evet. Çok önemli eğitici hastanelerdi. Üstelik evet. Eğitimin verildiği, kesinlikle. İyi doktorların olduğu. Yani yaptık ettikle olmuyor. Aslında planlı, programlı değil mi? Çok uzun soluklu düşünülmesi gereken konular hepsi de. İşte evet. Konunun paydaşları sürece evet. Dahil edilmeyince ben yaptım oldu mantığıyla siyaset şekillendirilince böyle oluyor. Böyle oluyor. Yani konunun uzmanlarına sorulsa evet. Bu yanlış kararlar alınmayacak aslında. Ama tabii buradan bir kez daha bu Covid döneminde en önde savaş veren tüm sağlık emekçilerimize de şükran duygularımızı iletelim. Gerçekten müthiş bir mücadeleydi yani şimdi. O günler geçti gibi düşünüyoruz ama aslında biz doğaya bu kadar kötü davrandıkça bu hastalıklarla önümüzde de karşılaşacağız öyle görünüyor. Yani dünyanın evet. Bir başka ülkesinde bir kişinin içmiş olduğu yarasa çorbası bugün Türkiye'deki Ayşe'nin, Aylin'in, işte Ahmet'in birimizin hayatını etkiliyorsa bunun sebebi aslında bu küresel problemlerdi. Evet. Doğaya karşı var. Bu kadar The Last of Us diye bilmiyorum izliyor musunuz? Evet, evet. Yani sanki gelecekle ilgili kurgular yapılıyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum gençlerden izleyen var mı? O diziyi izlemelerini özellikle tavsiye ederim. Evet. Evet. İşte o yüzden siyasetin halkın isteğine, ihtiyaçlarına göre bir süreç inşa etmesi lazım. Birilerinin kurduğu düzene göre değil de emperyalist güçlerin kurduğu yani istişareyi düzene. Kaybettik. Şura, meşvelet bu kavramlar aslında demokrasinin eksenine, aksına konulması gereken kavramlar. Ama biz bunları kaybettik. Yani oldu, bittiye getirip maalesef pek çok konu bu şekilde ilerliyor. Evet. Halbuki çok uzun soluklu düşünmesi gereken konular en başta sağlık hepimizi ilgilendiriyor çünkü. İşte güçler ayrılığı ilkesi yerine gücü tek kişinin iki dudağının arasına sıkıştırırsak sonuç bu. Sonuç böyle oluyor. O yüzden yeniden demokrasi evet. inşa etmemiz evet. lazım. Dolayısıyla şehir evet. hastaneleri yapılırken konunun uzmanlarına sorulmadığı kesin. Evet, evet kesin. Kesin. Evet. Kesin. Evet. Evet. Ben çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir fotoğraf da alalım mı şöyle? Evet. Arkadaşlar çok hızlı kahve fincanlarını alabilir miyiz? Zaman Hanım. Çok hızlı şu kahve fincanlarını alabilir miyiz? Evet. Nasılsınız başkanım? Sağ olun, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz efendim. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Heyetimizi tanıştırmak isterim. Armağan Akgüs hanımefendi, kadınları MYK üyemiz. Batuhan Cahçak Bey, gençlik kolları MYK üyemiz. Birlikte bu bayram beraber çıkıyoruz. Şeril Hanım da bizim Manisa milletvekilimiz. Memnunum. Erdi Bey de ilk kolay bir tanışmanız. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ramazan bayramımızı kutluyoruz. Sizin, partililerinizin ve parti teşkilatımızın. Bu bayramın öncelikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın acılarını ve yaralarını sarılmasına vesile olması dileğimiz ve duamız var. İkinci dileğimiz ve duamız da bildiğiniz gibi Filistin'deki masum insanların bir an önce insani yardıma erişmeleri ve o dramın sona ermesini diliyoruz ve duamız bu yönde. Teşekkürler Soğan Efendim. Biz de Türkiye'nin hem dünyanın geldiği bu noktada gerçekten huzura ve barışa ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. Elbette Filistin'deki dram devam ediyor. Maalesef İsrail'in Refah kapısına yönelik operasyonu bu işi daha çok daha kötüye götürecek tabii. Ama şurada ifade etmeliyim ki özellikle de
bu konuda insanlığın da uluslararası camianın da yeterince hareket etmediği aynı konusunda da bir kanaatimiz var elbette bizde. Ama aynı zamanda biz inşallah bu bayram da sevinçleri paylaşıyoruz. Sofralarımızı paylaştık iftarda. İnşallah bayramdan sonraki süreç içerisinde ekonomik sıkıntı içerisinde olan vatandaşlarımızın, emeklilerimizin, halkımızın yüzünü güldürecek. İnşallah. Onların da alım gücünü artıracak bir süreç vesile olsun. Gerçekten büyük bir vatandaşlarımız da büyük bir sıkıntı içerisinde. Özellikle emeklilerimiz umarım Sayın Genel Başkanımızın da defalarca vurguladığı gibi umarım bu yapılan uyarı inşallah giderek yoksullaşan ve orta sınıfı da yok eden, orta geliri yok eden bu politik ekonomiden farklı bir noktaya doğru evrilmesine vesile olsun diyoruz. Kazanan milletimiz olsun diyoruz. Bu vesileyle de Özgür Bey'e de çok geçmiş olsun. Hem ses telleri hem gözünden dolayı operasyon geçirdi galiba. Evet. Ses telleri bu seçim sürecinde tabii erteledi ses telleriyle ilgili operasyonu. Seçim bitince hemen onu oldu. Daha sonra da gözleriyle ilgili operasyon geçirdi Ankara'ya. Ama şimdi iyi. Zaten basında da görmüşüm. Yani şimdi iyi. İletilmeden çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz tabii. Sayın Genel Başkanımızla hem heyetinize hem de Sayın Genel Başkan'a iyi bayramlar dileklerini de ifade etmek. Çok teşekkür ederiz. Biz de mukabil dileklerini getirdik Genel Başkanımızla. Partimize, teşkilatımıza iyi bayramlar diliyor. Tabii ekonomik sıkıntılar ülkemizde malum. Bir yerel seçim geçirdik. Bu yerel seçimde umarım halkımızın verdiği yetkiyi biz sorumlulukta kullanacağımıza eminiz ama umarım iktidarda halkımızın verdiği bu mesajı iyi alınlar. Çünkü biliyorsunuz yerelde kent yoksulluğunu ancak geçici çözümlerle kent yoksulluğunu ortadan kaldırmaya çalışabilirsiniz. Ancak yoksulluğu ortadan kaldırmamız lazım bizim ülkemizde. Bu da ancak siyaset yoluyla olur. Siyasette iletişimle olur. İletişim kanallarımızın hep açık olması lazım. Birlikte konuşuyor ve siyaset üretiyor olmamız lazım. Bu vesileyle bu bayram ziyaretlerini biz çok kıymetli görüyoruz. Evet. Kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sana. Emekçi arkadaşlarımız da ayrıca bayramı kutluyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.